Güvendiğimiz dağlara kar yağdı. Şunu haber olarak bana yolluyor harp muhabirimiz. 10.000 köylünün de imzasını almış. Ah, bir harp çıkmasın da ben o sivri akıllıya bir göstereyim. Öteki haberleri geçsen. Baş üstüne efendim. Bu adam hiçbir işe yaramaz. Şunun hesabını da kestireyim. Boşu boşuna para vermeyelim. Muhasebeyi bağla. Alo kızım. Savaş muhabiri Ali denen o adamın dosyasını getirin bana. Aferin be. Bizim muhabirin haberi her gazetede birinci sayfada. Aslanım benim. Bakalım bizim gazeteden ne haber? Kimsenin kullanmadığı fotoğraflar var mı? Allah Allah. Allah Allah, yok. Yok, burada da yok. Yok, yok, yok. Nasıl olur? Nasıl atlarlar bu haberi? Yazı işlerini bağla. Ömer Bey, bizim muhabirin haberini neden atladınız? Sorabilir miyim acaba? Efendim, haberi atlamış değiliz. Haberin aslı bizde. Ayrıca 10.000 köylünün de imzası var. Böyle saçma bir habere özellikle ben koydurmadım. Ne demek saçma haber? Asıl senin yaptığın saçmalık. Bu haber evrensel nitelikte. Bomba gibi bir haber. Ama efendim, daha önce geçtiğimiz haberlerin hepsi yalan yanlış şeylermiş. Ali yanlışını kapatmak için yeni bir haber yarattı. Hem de ne haber? Dehşet bir şey. Onu bunu bilmem. Hemen ikinci baskıya geç. Bu haberin muhabirimiz tarafından verildiğini yazmayı da unutma. Baş üstüne efendim. İşte kadar. Neredeydi? İmza şartları. Good evening. Here's the news. The danger of war in Middle East. Çeşitli dünya televizyonlarının yorumlarına göre, bir Türk gazetecisi tarafından sorunun böyle barışçıl bir yoldan çözümlenmesi tüm dünyada sevinçle karşılandı. Türk gazetecisi Ali'nin başlattığı bu kampanya, Birleşmiş Milletler'in bugünkü toplantısında oylanacak. Sonucu bütün dünya merakla bekliyor. Sayın seyirciler, bir Türk gazetecisinin önderliğinde başlatılan bu büyük kampanyanın sonuçlarını zaman zaman yayınımızı keserek sizlere duyurmaya çalışacağız. Gentlemen, according to the results, it is obvious that all the member countries of the United Nations support the brilliant idea of the member of the Turkish press. Yayınımızı keserek çok sevineceğiniz bir haber veriyoruz. Bir Türk gazetecisi tarafından sorunun böyle barışçıl bir yoldan çözümlenmesi tüm dünyada sevinçle karşılandı. Türk gazetecisi Ali'nin başlattığı bu kampanya, Birleşmiş Milletler'in bugünkü toplantısında oy birliğiyle kabul edildi. Evet sayın yoldaş, ben Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. Birleşmiş Milletler olarak çok isabetli bir karar aldık. Bunun şerefine ben ve prezidyum üyeleri vodka kadehlerimizi kaldırıyoruz sayın başkan. İyi oldu, bu sefer de harp tehlikesini atlattık. Ama her zaman hazır olduğumuzu unutma sayın yoldaş.
Ben ve senatörlerin viski kadehlerimizi kaldırıyoruz. Nazdrovya! Nazdrovya! Cheers! Bu ne biçim karar ya? Olmaz böyle şey. Ben pehlivan mıyım? Haklısınız efendim. Hemen tam teşekküllü bir hastaneye başvuralım ve çürük raporu alalım efendim. Ne demek ya? Başbakanımıza çürük mü demek istiyorsun? Mesela dedik. Hayır. Ben milletimi çürük çarık idare edemem. Bu çare değil. Başka bir çare düşünelim efendim. Oh. O zaman tek çare hazırlanıp güreşmek. Ay. 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 Oh. Ay.